emeklilere refah payı zammı 40 olarak açıklandı. Maaşlar bu seviyeye çıkacak. Temmuz ayını dört gözle bekleyen emeklilere sevindirecek haber geldi. Refah payı zammı 40 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşı 10 bin Türk lirası ile geçinmek neredeyse imkansız hale geldi maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emekliler enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam veya refah payı yapılmasını da bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesini önceden alacak olan emekliler Temmuz ayında maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon oranını 3 Haziran tarihinde açıkladı. Bu çerçevede emekli Temmuz zammı şimdiden %20'nin üzerinde yapılması bekleniyor. Ancak yapılan hesaplamalara kapsamında emekli maaşlarına refah payının da dahil edilebileceği ve bu kapsamda emeklinin 35, 40 oranında zam alabileceği konuşulanlar arasında yer alıyor. Emekliye Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 14.000 TL'ye çıkacağı ifade edilirken 5 aylık enflasyon oranı %22,72 olarak açıklanmıştı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilere refah payı olmadan verilecek zamın yalın halini ortaya çıkmış olacak. Bu süre zarfında birçok hesaplama yapan emekliler, Temmuz ayında açıklanacak veri ile birlikte 6 aylık oranın %25,7 civarında olabileceği belirtiyor. Te yandan gündemde maaşlara refah payının da yansıtılması da yer alıyor. Eğer maaşlara refah payı eklenmesi durumunda emekli maaşına %35-40 civarı zam yapılacağı uzmanlar tarafından bekleniyor. Bu yıl bayram öncesinde maaşların erken yatacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını aktardı.